Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizinle beraber denemelerimizin üçüncüsünü çözeceğiz. Soruları birazcık yaklaştıralım. Çünkü burada tahta üzerinde olduğu için uzak duruyor. Bir tık daha yaklaştırsak olmuyor. Evet, bu şekilde yeterli herhalde. Bir demiş, verilen bilgilere bakılarak 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye etkileriyle ilgili durumlarının hangilerine ulaşılabilir demiş. Yani bizden bir yorum sorusu istemiş. Türkiye her ne kadar 2. Dünya Savaşı'na girmemiş olsa da sürekli üzerinde esen savaş rüzgarlarından fazlasıyla etkilenmiştir. 6 yıl süren ve tüm dünyada etkili olan bu savaş Türkiye'nin sosyal ve ekonomik alanda büyük sorunlar yaşamasına neden olmuştur. Genç nüfusun silah altına alınması sonucu sanayi ve tarım üretiminde önemli düşüşler görülmüştür. Savaş yıllarında ülke gelirlerinin önemli bir kısmını savunmaya harcanmış yatırımlar azalmış, ikinci 5 yıllık kalkınma, pardon, ikinci 5 yıllık sanayi planı uygulanamamıştı. Bir taraftan enflasyon hızlı yükselirken diğer taraftan da kara borsacılık görülmeye başlanmıştır. Bunun üzerine 18 Ocak 1940'ta Milli Korunma Kanunu çıkarılarak üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetleri hükümetin kontrolüne alınmıştır. Ekonomik sıkıntılar baş göstermiştir. Evet, doğru. Devlet savaşın etkilerini kontrol altına almak üzere tedbirler almıştır. Savaş sürecinde askeri kayıplarımızın fazla olması ülke nüfusunun azalmasına neden olmuştur. Biz şunu söylemiştik, cephede hiçbir savaşımız olmamıştı. Sadece askerleri kışlaya almıştık. Yani kişileri kışlaya almıştık. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Birinci sorumuzda. Yani B şıkkı. Geldik ikinci sorumuza. Burada Mustafa Kemal'in kişisel özelliğiyle ilgili bir soru arkadaşlar. Ben toprak büyütme meraklısı değilim demiş. Barış bozma alışkanlığım yoktur. Ancak anlaşmaya dayanan halkımızın isteyicisiyim demiş. Onu almasam edemem. Meclis kürsüsünden milletime söz verdim. Hatay'ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getirmezsem onun huzuruna çıkamam. Yerimde kalamam. Ben şimdiye kadar yenilmedim. Yenilemem. Yenilirsem bir dakika yaşayamam demiş arkadaşlar. Burada özellikle de Mustafa Kemal'in bize hangi sözünü, yani bu sözünden çıkartabileceğimiz özelliğini sormuş arkadaşlar. Şunu söylemiş, ben yenilmedim, yenilemem, yenilirsem bir dakika yaşayamam demiş, söz verdim demiş ve sözünü tutacağından bahsetmiş, alacağım demiş. O yüzden kararlılık olur arkadaşlar. Yani cevabımız burada D şıkkı. Üçüncü soruya geldiğimizde bu paragrafta verilen bilgilere bakılarak yargılarının hangilerine ulaşılabilir demiş. İster iktidar ister muhalefet partisi olsun, bütün siyasi partiler ülkeye hizmet etmek için vardır. Muhalefet iktidar partilerinin bir tamamlayıcısıdır. Muhalefet partileri iktidar partisinin icraatlarını takip eder, yanlış gördüğü uygulamalar hakkında iktidar partisini uyarır ve kendi önerilerini sunarlar. İktidar partisi de muhalefet partilerinin önerilerini dikkate alarak ülke menfaatlerine en uygun adımı atar. Bu şekilde el ele verilen iktidar ve muhalefet partileri halkın refah ve huzuruna hizmet ederler. Ülkede demokratik yönetim anlayışının gelişmesine katkı sağlarlar. Birinci de siyasi partiler demokrasinin gelişmesine katkıda bulunur. Doğru. Muhalefet partileri ülke yönetiminin kolaylaşmasını sağlarlar. Kesinlikle. Tek partili sistemde milli iradenin etkisi çok görülür. Tek bir parti olduğunda tek bir düşünce olur arkadaşlar. Halkın tamamını temsil edemez. O yüzden çok parti olması gerekir ki çok farklı fikirler ortaya atılsın. O yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Bir diğer sorumuz, yine uzun bir soru. Şu kısmı şöyle bir temizleyelim. Buna göre Mustafa Kemal'in İzmir İktisat Kongresi'ndeki konuşmasına bakılarak yargılarının hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal İzmir İktisat Kongresi'nin açılış konuşmasında şu sözlere yer vermiştir. Ekonomisi bozulan Osmanlı Devleti sömürgeci devletlerin baskısı altına girdi. Fabrika kurması, ekonomik kalkınmasını engellenen ülkemiz işgal edildi. Milletimiz milli mücadeleyi başararak yok edilemeyeceğini dünyaya gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetinin görevi tam bağımsızlığı gerçekleştirmektir. Milli egemenlik esasına bağlı kalarak milletin zenginliğini, ülkenin imarını sağlamaktır. Bununla birlikte ülkemizi kalkındıracak olan yabancı yatırıma karşı değiliz. Bu kongre ile de
ülkemiz ve milletimizin hakiki kurtuluşunu sağlayacak önemli kararlar alınacaktır. Bu kararlar ülkenin temelleri konumunda olacaktır. Yabancı yatırımların ülkemize girmemesi gerektiğini vurgulamıştır. Hayır, yabancı yatırıma karşı değiliz arkadaşlar. Biz sadece bizi sömüren anlayışa karşıyız. Ülkenin kalkınması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini anlatmıştır. Doğru. Ekonomik düzenin sağlamlaştırılması için çaba harcanması gerektiğini söylemiştir. Kesinlikle. O yüzden cevabımız 2 ve 3 olacak. Baktığımızda 4. soruda yani C şıkkı. Geldik 5. soruya. Yine Mustafa Kemal'in bir sözü var arkadaşlar burada da. Bakalım ne demiş? Mustafa Kemal'in verilen sözü doğrultusunda aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşandığı söylenebilir? Toplumda en yüksek özgürlüğün, en yüksek eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması ancak tam bu anlamıyla milli egemenliğin kurulmuş olmasına bağlıdır. Bu nedenle özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de dayanak noktası milli egemenliktir. Bir sürekli milli egemenlik vurgusu yapmış arkadaşlar. Biz biliyoruz ki milli egemenlik neyle ilgili? Yönetim şekliyle ilgili. O yüzden saltanatın kaldırılması olacak 1 Kasım 1922'de. Sakarya Meydan Savaşı ile ilgili bir soru hangisine ulaşılabilir demiş. Evet, 6. soru arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk kuvvetlerine karşı tutunamayacaklarını anlayan Yunanlılar çekilmeye başladılar. Geri çekilmeye başladılar. 13 Eylül'de Sakarya'nın doğusunda hiçbir Yunan askeri kalmadı. Yunanlılar Eskişehir, Kütahya ve Afyon çizgisine geri çekildiler. 23 Ağustos'tan 13 Eylül'e kadar 22 gün 22 gece süren bu savaş Türk tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Savaştan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Kafkas Devletleri ile Kars Antlaşması'nı, Fransa ile de Ankara Antlaşması'nı imzalamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dış politikada saygınlığı artmıştır. Savaş süreci ülkeler arası işbirliğinin önemini göstermiştir. Topraklarımıza düşman işgali daha da artmıştır. Topraklarımıza siyasi sınırlamalar getirilmiştir. Yani Kafkas Devletleri ile anlaşma, Fransa ile anlaşma bu bize Türkiye'nin dış politikada saygınlığının arttığını gösterir. Yani cevabımız A şıkkı arkadaşlar. 7. soruya geldiğimizde parçadaki bilgilerle Mustafa Kemal'in aşağıdaki davranışlarının hangisi aynı doğrultudadır demiş. Ya istiklal ya ölüm parolası ile milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal'in vatanın düşman işgalinden kurtarılması konusunda bir tereddütü bulunmuyordu. Kurtuluştan sonraki mücadelenin daha çetin olacağını düşünen Mustafa Kemal bir yandan düşman orduları ile savaşırken diğer yandan da sosyal ve kültürel kalkınmanın hazırlıklarını yapıyordu. Kalkınmanın akıl ve bilim önderliğinde gerçekleştirileceğine inanan Mustafa Kemal milli eğitime büyük önem vermiştir. Burada arkadaşlar eğitimden bahsetmiş. Yani savaşmak kadar eğitimin de önemli olduğunu söylemiş. O yüzden hatırlayın Kütahya Eskişehir savaşları devam ederken Muharif Kongresi toplanmıştı. O yüzden cevabımız D şıkkı. 8. soruya geldiğimizde bayağı evet. Uzun bir soru. Ne demiş? Buna göre Sevr Anlaşması'nın verilen maddeleriyle ilgili İtilaf Devletleri'nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez demiş. Maddelere bir bakalım. Doğu Trakya, Batı Anadolu, Ege Adaları Yunanistan'a bırakılacak. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacak. İstanbul, Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak. Fakat azınlıkların haklarını gözetmezse şehir Türklerin elinden alınacak. Boğazlar içinde Türklerin bulunmadığı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek. Savaş zamanı dahi bütün gemilere açık olacak. Bu komisyonun ayrı bir bütçesi ve bayrağı olacak. Kapitülasyonlardan bütün devletler faydalanacak, zorunlu askerlik kaldırılacak, asker sayısı sınırlandırılacak ve ordunun ağır silahı olmayacak. Osmanlı Devleti'nin maliyesi İtilaf Devletleri'nin denetiminde olacak. Gördüğünüz üzere son derece ağır şartlar içeren bir anlaşma metni arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin savunma gücünün yok edilmesi,
Evet. Osmanlı Devleti'nin ekonomik bağımsızlığına son verilmesi. Evet. Osmanlı Devleti'nin yaşayan halkın dini olarak halifeye bağlı kalmaya devam ettirilmesi. Yukarıdaki maddelere baktığımızda halifelikten hiçbir şekilde söz etmemiş arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı. Evet, bir tablo sorusu arkadaşlar. Burada zararlı cemiyetlerden bahsetmiş. Buna göre verilen cemiyetler ile ilgili yargılarının hangilerine ulaşılabilir demiş. Özellikle azınlıklar yani Rumlar tarafından kurulan cemiyetler iki tane Mavrimira, Pontus Rum, Taşnak ve Hınçak Yahudi, Ermeniler tarafından, İngiliz muhipleri Türkler tarafından kurulmuş zararlı cemiyet, Wilson prensipleri yine Türkler tarafından kurulmuş bir zararlı cemiyet, Kürtçe Ali ve Sulh ve Selameti Osmaniye'de Türkler tarafından kurulmuş zararlı cemiyetler. Birlik ve beraberliğe zarar vermektedir. Evet. İtilaf devletlerin amaçlarına çalışmıştır. Evet. Yeni bir devlet kurma amaçları bulunmaktadır. Kürtçe Ali gibi, işte Pontus, Hınçak, Taşnak Cemiyeti gibi bir tanesi Ermeni devleti kurmak istiyor, bir tanesi Kürt devleti kurmak istiyor, diğerleri işte Rum devleti kurmak istiyor. O yüzden yeni bir devlet kurma amaçları var. Yani cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Diğer soruya geldiğimizde, buna göre aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in bu tutumunun amaçları arasında yer almaz? Mustafa Kemal milli mücadeleye karşı yürütülen olumsuz propagandaları etkisiz hale getirmek için basının gücünden de yararlandı. Halk ile iletişim kurmaya önem veren biri olarak İstanbul ve Sivas'ta yaptığı gibi Ankara'da da bir gazete çıkardı. Hakimiyet-i Milliye adını verdi. Ayrıca çıkarılan bu gazeteye Anadolu Ajansı adıyla bir de haber ajansı kurdu. Bakalım. Milli mücadeleyi tanıtıp güçlendirmek. Evet. Kamuoyunu doğruları ve gerçekleri anlatmak. Devletin gelirlerini arttırmak. Yabancıların yanlış bilgi yaymasını engellemek. Evet, devletin gelirlerini arttırmakla bir gazetenin alakası yok arkadaşlar. Yani bir gazete nasıl devletin gelirlerini arttırabilir? Tamamen halkı bilgilendirmek için yapılan bir çalışma bu. O yüzden cevabımız ne olacak? 10. soruda C şıkkı olacak. Toplam 10 tane sorumuz vardı arkadaşlar. Umarım hepsini yapabilmişsinizdir. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hepinize başarılar ve iyi çalışmalar.